Süleyman Özışık. Çiftlik Bank meselesinde hepimiz suçluyuz. Çiftlik Bank meselesinde meseleye isteyen istediği yerden bakıyor. Kimi siyasetçiler, gazeteler ve yazarlar dolandırıcıyı, kimileri ise para yatıran vatandaşları suçluyor. Niye bir kez olsun kendimizi suçlamıyoruz arkadaşlar? Bu adamın rahat rahat dolandırıcılık yapabilmesi için bizim de çok fazla katkımız olmadı mı? Bıyığı terlememiş velet açılış törenleri yaparken tüm parti mensupları o törende kürsüye çıkıp kendisine övgüler yağdırmadı mı? Açılış törenine katılmayan bakan ve milletvekillerimiz metiye dolu telgraflar göndermedi mi? Çiftlik Bank Türkiye'nin en büyük çiftliğini kuruyor diye tam sayfa haber yapan televizyonlar ve gazeteler olmadı mı? Televizyonların haber bültenlerinde dünyada bir ilk olacak diye dakikalarca anlatılmadı mı? Çiftlik Bank'ın gönderdiği paralı reklamları her sayfada, her tıklamada gözümüze gözümüze sokan internet siteleri olmadı mı? Bazı yazarlar el altından ve çaktırmadan bu dolandırıcılığın PR'ını yapmadı mı? meseleye başından sonuna kadar hiç dahil olmadım lakin kendimi de işin içine katarak söylüyorum. Hepimiz el birliğiyle bir dolandırıcıyı hem de sümüğünü temizlemeye aciz çocuk yaştaki bir dolandırıcıyı iş adamı diye Türkiye'ye tanıttık. Bugün dolandırıldığını söyleyen insanlara gidin bu adama paranızı kaptırın diyerek yol gösteren biz olduk. Dahası yahu bu çocuğa inanmayın sizi dolandıracak diyen gazetecilere, yazarlara, iş adamlarına ve hukukçulara inanmadık. Hatta bunlar da her işe muhalif oluyor diye küfredenlerimiz dahi oldu. Helal olsun çocuğa kimsenin aklına gelmeyen bir şeyi yaptı. Şu muhalifler de amma da kıskanç diyenlerimiz oldu. Yalan mı kardeşim? Hiç kusura bakmayın yani. Vay şerefsiz ülke insanını dolandırıp kaçtı demekle suçumuzu örtmez edemeyiz. Hadi diyelim ki gazeteciler ve yazarlar bu işten sıyrılabilir. Canım koskoca devlet erkanı gidip açılış yaptı. Biz de bu duruma kanıp haberlerini yaptık, reklamlarını yayınladık diyebilir. Bunu demekte de haklılar hani. Ben bir adım daha ileri gidip farklı bir soru soracağım izninizle. Dolandırıcının cebine indirdiği iddia edilen 500 milyon Türk Lirası var değil mi? Bu paranın tamamının yurt dışına transfer edildiği söyleniyor. Soru şu. Adam 500 milyon lirayı yurt dışına kaçırırken benim devletimin yetkilileri neredeydi? Yani hakkında dolandırıcılık söylemleri günden güne yayılan şüpheli biri. İstediği zaman 500 milyon lirayı yurt dışına şak diye havale yapabiliyor mu? bu devasa transfer yapılırken hiç kimse yahu ne oluyor orada diye merak etmedi mi allah peygamber aşkına yahu görünen okey etmemiş geldiğimiz noktada dolandırılanlar dolandırıldıklarıyla kalmış görünüyor Kaçan Tosu'nun mal varlıklarına el konulması falan hikaye. El konulan mallar milletin çalınan parasını karşılamaya yetmeyecek, orası da belli. Geriye bu meseleyi çözmek için tek bir yol kalıyor. Bu dolandırıcılıkta birinci suçlu devletin kendisidir. Hayali fabrika açılışlarına izin vererek açılışa giderek veya telgraf göndererek ve hayali şirketin teknik takibini yapmayarak milletin dolandırılmasında başrol oynayan devletin bizzat kendisidir. Dolayısıyla milletin zararını ziyanını bu hayali şirkete neredeyse kefil olan devlet karşılamalı. Ona buna soruşturma açtık, karısını ve yakınlarına gözaltına aldık söylemlerinin bir kıymeti harbiyesi yok. Atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti. Uruguay'la suçluların iadesi anlaşmamız dahi yok. Adamı sittin sene geri getiremeyiz yani. Bu işin banka hortumlamaktan bir farkı yok. Banka mevduatları konusunda sorumluluk alan devlet bu noktada da sorumluluk almalı ve vatandaşını mağdur etmemeli. Son olarak bazı yazarlar çiftlik bankın sahibi hakkında alın size imam hatip mezunu bir dolandırıcı daha diye yazılar yazıyor. Yazıyor. Pisliğin lüzumu yok. Adamın kendisi çıkıp ben İmam Hatip Lisesi'ne gittim ama ilk yılımda bıraktım, devam edemedim. Eğitimimi açık lisede tamamladım diyor. Hala ısrarla bakın İmam Hatip mezunuymuş diyerek aslında ne kadar adi birer yalancı olduğunuzu sergilemiş oluyorsunuz. Bilin yani. Süleyman Özışık, Türkiye